götürmeyeceğim çünkü şimdi yemek yapıyorum. Yemekten sonra götürürüz mü? O zaman da ders çalışacağım. O zaman Merve alalım götürsün. Gelince götürür. Ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Ne zaman gelecek? Ay bilmiyorum. Aldım makarnayı, bak kurdele. Hadi mızmızlama bakayım. Hadi bakalım hani saymacı oynayalım. Bakalım mavi hala kaçta gelecek? O saymayı bilmiyor ki. Hiç bile 1, 2, 4. 5. Aferin sana. 6, 7, 8, 9. Affedersiniz. Ben yanlış odaya girdim galiba. Çay içer misiniz? İyi. Ya size zahmet şu kapıyı bir çeker misiniz arkamdan? Teşekkür ederim. Nereye? Ya! Merve Hanım'ı isterim ben. Of. Mert al şu kardeşini içeriye, odanıza gidin hadi. Hadi odanızda oynayın hadi. Kimi arıyorsun sen ha? Ablamı. Manyak mısın nesin ya ters bir yerdeyse? Öyle olsa söylerdi. Ne güzel ne? Aramayacağız, onun aramasını bekleyeceğiz. Bir yanlış yapmayalım. Tamam sen merak etme. Ben Fulya ablaya sorarım. Bilirse o bilir. Sen de şu kızı ara, kuafördekini. Çoktan aradım ben onu. Nerede olduğunu bilmiyormuş. Ben bizi kimin gammazladığını bir bulursam. Ne yapacaksın? Onunla değil, annesiyle hesaplaşacağım. Sen kendi ananı seviyorsan kimsenin anasına küfür etme. Aksak. Boşaltalım burayı. Kapatıp gideriz. Olamaz mı ya? Ha? İşimiz vardı belki, erken kapattık gittik. İstersen bileklerimize kelepçeyi takıp teslim olalım ha? Bu garaj temiz. Biz de temiziz. Biz namuslu tamircileriz. O jilet orada gidip ötse bile hiçbir şey ispatlayamazlar. Sen ne konuşuyorsun be? Ya bu herif ne zaman öğrenecek lafını tartmayı ya? Boş ver. Cahillik ediyor işte. Bir kafaya iki tane fes örtülmez ki. Ya bu koltuğa da iki kişi oturulmaz. Yakup. Ya bu adam öğrenecek burada kimin baş olduğunu ya da... Tamam. Konuşurum ben onunla. Mavi ne olacak? Ne olmuş ki Mavi'ye? Konuştun mu onunla bugün? Ya sen işine baktın. Gelen giden olursa... Çay ısmarlarız, çay. Çantanın içinde ne var demiştiniz teyzeciğim? Ne olsun kızım, para çantam vardı. Ama içinde pek bir para yoktu. 30-40 milyon filan. Evin anahtarı vardı. Anahtar. Ama en mühimi kazaktı. Kazak mı? Kazak ya. Torunumu örüyordu. Arkası bir de kolları çantanın içindeydi. En çok ona yandı. Bunu da ben ördüm. Aa,
Türkan Şoray kirpiği bu. Ben gelime telefon kılıfı ördüm bundan. Aa, hadi ya. Efendim? Nerede? Bak şimdi, tamam. Üç tane boş yapıyorsun. Sonra sıra onları topluyorsun. Sonra tekrar şişe takıyorsun. Kızı getirmişler, böyle aşağıdaymış. Şunu halledeyim, inelim hemen. Fazla uzamasın. Peki. Annesi uyumuyor bak. Uyumazsan büyümezsin ama böyle cüce gibi kalırsın ya. Neyse, buraya gelince unuttu biraz Mavi. Başım etini yiyordu. Ay ben arayacağım ablamı ya. Ne olacaksa olsun. Kızım, kızım bırak. Abin hiçbir şey bilmiyorsa hayatta herhalde şu işleri biliyordur. Of of, neden bizim herkes gibi normal bir ailemiz yok ya? Bir telefon bile edemiyoruz. Kızım yavaş yavaş, bak çocuk korkacak şimdi. Ben Alan'la konuştum. Ne? Nasıl konuştun? Bayağı açtım telefonu, konuştum. Hangi telefonu açtın Mert'im? Evin telefonunu. Mavi Alan evi aradı. Neredeymiş peki? Karakola uğramış. Bir işi varmış orada. İşim biter bitmez geleceğim dedi. Alo. Arıza. Hayırdır? Ne zaman? Tamam, o zaman tır garajının arkasında buluşalım. Haydi. Kaç yaşındaymış? Sormadım. Ama reşit herhalde. Sabıkası var mı? Yok. Temiz. Teyipçileri biliyoruz da kızlardan araba hırsız çıkmazdı pek. Bu böyle... Jilet. Ha, dalga geçiyor musunuz? Sabıka falan da yokmuş kızda. Adı neymiş? Zeynep bir şey. Öldüreceğim lan onu. Dur be, sana katlayan oldu mu? Gelmeyin lan üstüme! Gelmeyin! Çekilin, çekilin! Ne zaman namus temizlemek suç oldu? Bırak lan şuna, bırak! Helal, götür şu nezareti. Ambulans çağırın. İyi misin abi? Tamam tamam, yok bir şey. Açsana bakayım şuna be abi. Emin misin? Tamam oğlum, gir sen sorguya, götürürler beni. Hastaneye falan götürmeyin, bir şey yok bunun ya. Delirdin mi sen ya? Adam kan kaybından ölecek, hemen hastaneye götürmemiz lazım. Siz Çınar'dan daha kötü gözüküyorsunuz Ayşegül Hanım. Niye canım, ben gayet iyiyim, hiçbir şey... Aha. Hiçbir şeyim yok. Hayda. Ne zaman almışlar içeri? Bilmiyorum, bizim çocukla konuşmuş. Tabii o da bir şey sormamış. Mavi de hata. Beni arasaydı sorardım ben. Hangi karakoldaymış? Söylememiş ya da söylemiş, çocuk unutmuş. Anlayacağın hiçbir şey bilmiyoruz yani. Armut gibi toplamışlar kızı. 5 dakika sus, tabii düşünelim. Hayır, karakola gideceğim, olay çıkacak. Ulan, ulan benim kardeşimi kimse yiyemez lan. Kimseye yedirmem kardeşimi lan. Doğru, yedirmezsin. Sonra senin karnını kim doyuracak? Her kuş yuvasına döner. Mavi de dönecek. İlk defa alıyorlar içeri. Daha önce sabıkası yok. Fazla tutamazlar zaten. Yapalarlar mı sence? Sen gidip ortalığı karıştırmasan kimse bir şey yapamaz. Biz de hiçbir şey yapmayacağız. Bekleyeceğiz. Benim bildiğim Mavi polisleri atlatır. Herkes suçu ispat edilene kadar masumdur, değil mi Bünyam? Peki senin şu anda sokakta özgür dolaşan vatandaştan farkın ne? Sen zam altındasın. Ben bir şey yapmadım.
Niye burada olduğumu bile bilmiyorum. Benim de anlamadığım, senin gibi hanımefendi, senin gibi cici bir kızın niye böyle işlere bulaştın? Niye hırsızlık falan yaptın? Ben hırsız değilim. Şimdi ben de tam oraya geleceğim. Sen hırsız değilsin. Sen kurbansın. Biri senin aklına girdi. Elbise dedi, süs dedi, para dedi. Seni bu işe itti. Ben... Dinle. Önce dinle. Bak. Bu işin arkasında kimin olduğunu söylersen kurbanlıktan kurtulursun. Bizim senin işimiz yok. Söylediklerimi anlıyorsun değil mi? Soru sorulduğunda cevap vereceksin. Ne cevap vereyim? Bir şey bilmiyorum ki. Ben masumum. Masumsan niye kaçtın ha? Korktum çünkü. Kardeşlerim evde bekliyor beni. Onlar için korktum. Kendim için korktum. Hala da korkuyorum. Hadi oradan korkuyormuş. Suçsuz olsan korkmazsın. Korkarım. Polislerden herkes korkar. Bilmiyor musunuz sanki? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Ben bir şey yapmadım diyorum size. Yapmadım. Şunları yüzleştirelim amirim. Söyleyeyim getirsinler çocuğu. Söyledim ben size. Yok bir şeyim benim. Gayet iyiyim. Bitmek üzere memur hanım. Bakabilirsiniz artık. Yok canım, niye bakayım? Acıyor mu? Doktor Bey'in eli çok hafifmiş. Sağ olun. Siz meslekte yenisiniz galiba. Meslekte yeni ama akademiyi birincilikle bitirdi. En çalışkanımızdır. Öyle mi? Utanmaz. Allah'tan korkmaz seni. Bir de delikanlı diye dolaşıyorsun ortalarda gerine gerine. Pislik. Bu mu söyledi beni? Otur. Sen mi söyledin it? Ha? Otur yerine. İftira demedim mi ben size? Demedim mi? Bu var ya bu. Asılıp durdu bana aylarca. Sakız gibi yapıştı. Gerizekalı. Yüz vermeyince de iftira attı işte. Nereden tanıyorsun onu? Dedim ya memur bey. Çocuk bakıcılığı yapıyorum ben. Bir arkadaşım daha var, bayan. O da bakıcı. Bizim mahallede oturuyor. Sadede gel. İşte o tanıştırdı bununla bizi. Arkadaş olduk. Arkadaş dediysem bayağı normal arkadaş. Sonra bu bana asılmaya başladı. Yok dedim, git dedim. Hatta bir seferinde abim kapıdan kovaladı. Komşulara sorun isterseniz. Doğru mu söyledikleri? Oğlum söylesene. Doğru mu söyledikleri? Doğru abi. Doğru. Pislik. Öz düşmanı seni. Hala. Karakol kaça kadar açık? Kardeşini uyandıracaksın. Sabaha kadar çalışıyor mu polisler? Hı hı. Ulan sabaha kadar gelmeyecek mi yani? Gelmeyecek ulan, gelmeyecek. Var mı? Gelmeyecek. Ne yapacaksın ha, ne yapacaksın? Karakolun kapısına dayanıp halamı verin diye mi bağıracaksın? Gelmeyecek, gelmeyecek, gelmeyecek. Abi Allah'ın seversen sus, çocukların ödünü patlattın. Tamam be. Gel abla ya, gel ya. Arıza ne oluyor oğlum ya? Yedi mahalle çalkalanıyor sesinizden. Fındıklarım, ne oldu, ne oldu? Ne yaptı bu deli babanız da ağlanır size? Affetmem,
jilet. Lan Arsen deseydin, Yakup deseydin, aksak yaptı deseydin, yaktı gitti kız. Hayvan ol hayvan bu ya. İngiltere'de kadınların toplu ne var? Su mu? Ne o zaman? Yemeğini yedin, karnını doyurdun. Tarihinin en rakı mı? Arjantin'de tango salonları cirolarını ikiye katlamış. Berlin Filarmoni Orkestrası. Geceleri seninle annemin yatak odasından karyola gıcırtılar gelirdi. Kırç 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 kırç. Zannederdim annemi dövüyorsun. Sevdin mi o kadını? Anamı sevdin mi hiç? Kadın olmasa ben ne yaparım diye düşündün mü? Şu mübarek yüzünü bir daha hiç görmesem, sesini hiç duymasam. Kadınsız erkek, pusulasız gemiye benzer. Nereye gideceğini bilemezsin. Çok yanlış yaptım. Affedeceğim beni. Ya çok korktum, ne yapayım? Ne yapacaklar bize şimdi? Ha? Bilmiyorum. Ama bir şey yapamazlar herhalde. Bak. Benim yazdığım hikayeye devam edeceğiz. Tamam mı? Ağzını açıp başka bir şey dersen. Yok, ben artık ne söyleyeceğim ya? Hiçbir şey söylemem. Unutma. Korkacağımız bir şey yok. Çünkü hiçbir şey yapmadık biz. Hiçbir şey. Anladın mı? Okey, tamam. Hadi biraz uyumaya çalış. Attılar. 4. Ama derin değil zaten. Yarın pansumana gideceğim, bitecek. Bir çay daha vereceğim mi bana? Peki o adam şişeyi ya koluna değil de boğazına sallasaydı? O zaman ne olacaktı? O zaman sinirlenirdim bak. Uzatma be Aylin'cim. Bir şey olmadı işte. Hem polis karısı dediğim biraz daha sağlam durmalı ha? Polis karısı falan olmak istemiyorum ben artık. Ne biçim laf şimdi bu? İstesen de güzel işler bulursun. Hani Tarık Bey bir keresinde bahsetmişti, bir oteli güvenlik şefi mi ne arıyorlar ha? Hatırlıyor musun? Yani öyle bir işe girsen hem parası para hem de... İş dönüp dolaşıp paraya varıyor değil mi? Evet, çünkü her şey para. İçeride tamir ettiremediğin çamaşır makinesi para. Yeni çamaşır makinesi almak para. Şu ödeyemediğin faturalar para. Bak ellerin paralandı, görüyor musun? Senin gömleklerini yakasını artacağım diye. Bu yaralar da para. Benim elimden bu kadarı geliyor, tamam mı? Daha işini beceremiyorum. Bal gibi de becerirsin ama yapmıyorsun işte. İkimiz de mahkum ediyorsun bu hayata. Ne
Zeynep Yılmaz. Zeynep Yılmaz. Kalk, gidiyoruz. Nereye? Ne yapacaksınız bana? Yürü hadi. Yukarıda da belirttiğim bana iftira eden Metin Gürsel adlı şahıs bir süredir peşimdeydi. Gerek telefonlarıyla gerek şahsen beni taciz ettiğini yakınlarında şahit oldu. Sonra kendisini görmedim. Bahsettiği hırsızlık olayını da memurlar beni karakola getirene kadar duymadım. Yukarıdaki ifadenin bana ait olduğunu beyan ederim. İmza Zeynep Yılmaz. İmzala şurayı. Serbestsin. Yani gidebilir miyim? Gidebilirsin. Eşyaların. Hadi biz unuttuk. Sen de hiç sormuyorsun ama. Sağ olun. Parti çıktı abi. Ya ne güzel, iki gün izin almışım bu sahibi. Daha ne istiyorsun? Ne zaman çıkaracaklar şu şeyi, bandajı? Ne bileyim ne zaman çıkaracaklar Koray. Doktor muyum ben? Güzelliğin üstünde gene. Yine birbirimize girdik halinle. Sebep? Ne olacak saçma sapan şeyler işte. Siz de amma kavga eder oldunuz be kardeşim. Ne var, siz hiç kavga etmiyor musunuz Seher'le? Ya ediyoruz, ediyoruz da ne bileyim. Neyse, sen bana şey versene. Şu her şeyi kesip doğrayan aletler var ya. Robot. Ha, robot. Çok kızdırdın kızı, sana yemek yapmıyor değil mi artık? Sen de tek başına soğan doğrayamazsın. Ulan millet yaşlandıkça olgunlaşır. Sen gitgide zevzekleşiyorsun ha. Barışma hediyesi abicim. Ne zamandır istiyordu robot. Oğlum sen adam olmayacaksın ha. Kavga etmişsiniz, kırmışsın kızı. Gidip robot mu alacaksın? Git 2 kilo patates al bari. Abicim bak, kadınların böyle durumlarda istedikleri şey daha özel hediyelerdir. Ne bileyim, git bir kolye al, bir parfüm al, iç çamaşırı al. Ama ona bir şey al, eve bir şey alma. Nasıl biliyorsun bu işleri? Nasıl biliyorsun? Ne var, beğenemediniz mi beyefendi? Evliliğin 5 altın kuralından biri değil mi? Sen kitap yapmasan olur mu? Kitap vuracağım koluna. Şşş, atarım içeri. Yuttun içeriden ha? Nereden duydun hemen çıktığımı? Karakolun önüne simitçi koydurduk çıkınca taze taze ye diye. Jilet öttü ha? Kim öttüyse ötmüş. Buradayım ya. Akşam zorladılar mı seni? Yok ya. Benim gibi masumun nesini zorlasınlar? Aferin. Nereye gidiyorsun? Bırakayım seni. Yok sağ ol. Bacaklarımı açacağım biraz. Aç bakalım. Sanırım bu sana yetmiştir.
çağ düzgün tut. Ne bu böyle ya? Bu kadar kalın. İnce yap biraz Ümit. Ya aman yapamıyorum zaten. Yapmak da istemiyorum. Ben ablamı istiyorum. Biz istemiyoruz sanki. Zaten Kiraz'ı zorla uyuttum. Bir de seninle uğraşmayayım Allah aşkına ya. Burada bir tuzak kokusu olur. Bu durumda ıspanak tabletlerime başvurmanın tam zamanı. Ben çizgi filmden sıkıldım baba. Hani mavi alam gelecekti? Of be oğlum, çekil git başımdan, çekil git ya. Mert'im, gelecek annem şimdi. Hadi sen kanalı değiştir. Hadi değiştiriver halasını, hadi. Oradasın demek. Yola çıktım, geliyorum. O sıcaklık. Belesin. Bu soğumuş arıza. Bakıyorum. Denizci çocuklar siparişi getiriyor. Tamam. Okul da geldi. Aha. Gözünüz aydın, mavi geliyor. Çok kolay. Vallahi billahi geliyor. Bak, bak şurada. Tamam. Bak güvercin olmuş kanatlarını açmış, uçup geliyor. Bak Mert hala geliyor. Bak şu kapıyı görüyor musun? Oradan içeri girecek. Çıngıl, hala geldi. Bırak abla Allah aşkına ya, bırak. Umutlandırma çocukları. Ha, işimiz falan kaldıysa bitmişiz biz ya. Bitmişiz. Anam buna da yaranılmıyor ki. Olabilir. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Karakolda bile bu kadar titizlenmiyorlar ya. Buyurun. Teşekkürler. Bir şey değil. Kesememişsin itleri. Hani ne de kaldı senin jiletin? Bir bakayım biraz sana. Orman havası aldırayım az biraz. Gel. Yo İhsan Bey. Asıl biz teşekkür ederiz. Beklettik sizi o kadar. İlla ki aracı parçalamışlardır şimdiye kadar. Maalesef, maalesef. Ama... Ben de onu diyecektim şimdi. Çeteyi çökerttik. İkisini de aldık içeriye. Sorgudalar şu an. Uçanı da kaçanı da yakalarız evvelallah. Hürmetler bize İhsan Bey. Ha, yolunuz düşerse bekliyorum.
Sağ olun. Sağ olun. Dur be oğlum, dur be, çık dışarı öyle, çık! Tamam, 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 tamam. Hadi, hadi, Mert, bize gidiyoruz, hadi. Ümit, toparlan kızım, hadi. Halıcığım. Mavi. Yok özledim seni abla. Aslan kızım. Ne o? Hoş geldin yok mu? Ödümüz koptu. Hadi be sen de ödlek. Serbest misin? Bitti mi? Tamam mı? E buradayım ya işte. Mavi. Mavi. Kiraz nerede? Ben onu yatırdım, içeride uyuyor. Siz niye okulda değilsiniz? Hazır ablamın yüzü yok, haksızlık okulu. Buna mı kızacaksın şimdi? Mavi. Oh ne güzel iş ya. Her inkar edeni bırakacağız demek kapıdan. Bir yamuğun var mı? Tövbe memur bey, nasıl olur? Güle güle canım kardeşim, selametle. Bu mu polislik? Milletin sözü senetse bize ne gerek var bu memlekette? 24 saat tuttuk amirim, çıkmadı bir şey. Evet amirim, delil yok da elimizde, biz de mecburen. Ya bırak kızım ya, kitap okumayın bana Allah aşkına. Kelle koltukta yakalayacağız, atacağız içeri. Sonra kapıdan uğurlayacağız, öyle mi? Bana gelmez, söyleyeyim size. Adamın gözüne baktın mı anlayacaksın hırlı mı hırsız mı. Doğru muyum? Sonra delili bulup çakacaksın ortaya. Ama adamda birazcık kabiliyet lazım. Bir de telefonunda gak gak, çete elimizde diyoruz adama. Kime güvendiysek. Garajı gözetlemeyi alabiliriz hemen amirim. İstemez istemez. Yeterince karıştırdınız işi zaten. Kurda sönmüşler, boynun niye kalın diye kendi işimi kendim yaparım demiş. Çıkın hadi çıkın. Öde mi vurdular sana karakolda? He? Maviye öttüğüne göre daha sıkı vurdular. Vurmadılar. Vurmazlar. Çünkü onların kriterleri var. Ne kriteri? Kopana kriteri. Benim bir tane kriterim var. Yüzme bilmeyen adam suya girdiği zaman kendi ellerine boğacaksın. Anladık mı? Anladım. Anladım. Anlamadım. Aksak yap abi, kurban olayım, ne olursun ya. Aksak kim ulan? Ben senin arkadaşın mıyım ulan? Gümrük beni aksak diyorsun ulan sen. Nadir abi yapma, ne olursun, kurban olayım. Kurban etmeyeceğim seni, biraz suyun ucunu alayım. Kıpırdama lan, kıpırdama. Kıpırdama, bir yerini daha keseceğim, kıpırdama. Güzel. Aynaya bakınca beni hatırlarsın. Yanlış mı oldu acaba? Ben bir bayanın telefonunu arıyordum da. Bayan mı? Sen kimsin birader? Burada değil şimdi aradığın kişi. Nasıl? Bak arkadaş, bu telefon benim değil. Hocam sen ne diyorsun ya? Neyse tamam, bir karışıklık oldu. Ben kapatıyorum şimdi. Allah Allah. Ve sübhanallah. Ne bakıyorsun lan? Film mi oynuyor burada? Ya Mavi çok güzel ya, sağ ol vallahi. Buraya da çok yakıştı ha. Bir şey değil. Allah, bu nereye olacak? Sen yapasın diye aldım onu. Bana sorup durasın diye değil. Çatıdır bu bak, yukarı geliyor böyle. O çıngırak değil ki halacığım. Saymayı öğrenmen için. Gel bakayım buraya. Gel. Otur. Ver bakayım. Bir tane buraya. Bir tane de yanına. Kaç etti? 2 etti. Ne biçim çalıyor bu telefon?
Ne oluyor ya? Ne oldu abla? Kendi numaram beni arıyor. Aa. Efendim? Alo, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ama galiba sizin telefonunuz bende. Ne arıyor benim telefonum sizde? Vallahi karıştırdık herhalde telefonları. Sizin elinizdeki de benim telefonum. Kendi numaramı aradım, siz açtınız. Ne yapacağız peki? Bir yerde buluşacağız, değiştireceğiz telefonları. Neredesiniz şimdi? Şimdi çıkamam ben. Yarın ancak. Tamam. Nerede? Rumeli Sarı'nın orada. Çay bahçelerinin önünde. Evet, biliyorum. Tamam o zaman. Orada buluşalım. 11:30'da. Tamam. Yalnız bir zahmet. Telefonu kapatırsanız. Ben de kapatacağım şimdi. Şaşırmasınlar. Tamam, kapatırım. Ha, bir dakika. Nereden tanıyacağım ben sizi? Vallahi... İşte ben uzun boylu Esmer. Peki. İyi günler. İyi günler. Allah Allah. Ya bu kıza ne oldu? Bir tanesinde meşgul çıkıyor, bir tanesinde kapalı çıkıyor, bir tanesinde bir adam çıkıyor. Bir halt mı etti bu? İçeri mi aldılar bunu? Ne oldu ya? Abi belki yanlış çeviriyorsundur. Hadi lan orada. Sana mı konuşuyorum ben? Kendime konuşuyorum. Yanlış çeviriyorsundur. Keserim gagana. Seninle daha benim işim bitmedi. İkinci eller uçuyor yine. Sıfır kilometrenin vergisini ödeyecek param var millette. Yakup abi. Şuna bak be. 7,5 saniyede çıkıyor 100 kilometreye. Ne diyorsun? Çıkar. Çıkar da. Aksaktan ses çıkmadı bugün. Bu ne şimdi? Hı? Bu ne? Yavaş. Sakin. İleri yüzlü. Hı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam komiserim. Buyurun. Buyurun. Araba hararet yapıyor. Hallederiz komiserim. Kaputu aç. Suyuna bak. Eksilmiş mi? Ne olmuş? Hadi sallanma. Çay kahve bir şey içer misiniz komiserim? Az eksilmiş suyu. Tamam o zaman. Şu kapağa da bak. Oradan sızdırma yapmasın. Şöyle buyurmaz mıydınız komiserim? Böyle iyi. İyi. Çalışırım ama yok ya, olmaz. Çınar dönüyor saate ya, biliyorsun. iyidir özlemek işte. Kıymetimi bilirsin sen de. Oo, bu kadarcık nazlı sanıyorsan sen sevmiyorsun beni demek ki. Tamam, kapatıyorum. Çınar geldi. Kapatıyorum, hadi hoşça kal. Hoş geldin canım. Aç mısın? Yemedim bir şey. İyi, sofrayı kurayım o zaman. Kimle konuşuyordun demin? Ayla'yla ya. Ay bu kızın da çenesi o kadar düşük ki. Çorba içeriz değil mi? İçeriz. Alo. Alo. Ayla Hanım'la görüşecektim. Yanlış numara kardeşim. Market burası, market. İşler durgun mu?
Yuvarlanıp gidiyoruz işte komiser. Dört kişi izlediniz de iki kişi görünce. Biri izinli, öbüründe bir işi vardı komiserim. Tamam tamam. Neredeler diye soran oldu mu? Dergiler. Arkadaşın da. Meraklıdır da çok. Nedir vaziyet? Vallahi fan motoru da sağlam komiserim. Allah Allah. Hararet niye peki? Sürekli iniyor çıkıyor. Komiserim hoş geldiniz. Patronumuz olur. Hayırdır, neyimiz var? Hararet dedi komiserim. Çözeriz. Allah yapısı eriyor sıcaktan. Kul yapısı ne yapsın komiserim? Devir dayı motoruna baktınız mı? Yok, daha bakmadım. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Haydi. Uzar mı benim işim? Biraz işim var da. Ben bakarsam 10 dakikaya, arkadaş bakarsan 20 dakikaya hallederiz komiserim. Hallederiz, merak etmeyin. Ayakta tutmuşsunuz komiserim. Şöyle geçelim, benim çaydan demliyorum size, buyurun. Gerek yoktu. Çay gerekle mi içilir? Keyifle içilir, afiyetle içilir komiserim. Buyurun. Memleket Erzurum mu? Nereden anladın? Silecek konumda gördüğüm oltu taşı, tesbih vardı orada, dedim garantiye yazıyorum bunu. Tabii araçlar şehir içinde daha fazla hararet yapıyor. Düşük viteste gidiyoruz ya. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. İnsanın beyni kaynıyor hararetten, araba ne etsin? Uyu yavrum, yine sabah oluyor. Uyumazsan güzel rengin soluyor. Babacığım gelmiş bize bakıyor. Uyu yavrum, yine sabah oluyor. Uyu yavrum, yine sabah oluyor. Ben biliyorum, çok surat ettim demin. Ama dün gece çok korktum ya. Çok fena oldum. Sonra sen elinde hediyelerle falan gelince öyle sinirlerim bozuldu. Biz aslında hepsi yalan. Aslında hayat koca bir yalan. Dizilerden mi öğreniyorsun sen bunları? Anne babamız hayatta olsa belki her şey çok farklı olabilirdi. Bilmem ki. Başka türlü olurdu ama... daha mı iyi, daha mı kötü... kim bilir? Ya olsun. En kötü anne baba bile hiç olmamasından iyidir. Ben de özlüyorum. Neyi özlediğimi bilmeden. Abla, ne olur çok dikkat et. Sana bir şey olursa... Bana bir şey olmayacak. Bundan sonra olmayacak. Komiser bir ara garaja yatak serip yatacak zannettim. Ne iş bu? İdare ettim. Kıllandılar bir kere. Peşimizi bırakmazlar artık. Ne yapalım, her şeyin bir cilvesi var. Demirden korkaydık. Trene binmezdik. Müzik.
Kim o? Benim. Sen de, sen kimsin de? Benim Mahide. Hasta bakmaya gelmiştim. Ha. Seni Ayşe Hanım mı gönderdi? Gel bakalım. Silip temizleyeceksin. Yemek yapıp yedireceksin. Yalnız bir iyi tarafı var. Konuşması yok. Becerebilir misin sen bu işleri? 35 yıldır babama baktım. Yatalaktı. Senin yaşın kaç? 48. Ben sabah çıkarım, geceleri gelirim. Bir problem olursa masanın üzerine yazarsın, bırakırsın oraya. Okuma yazma var mı sana? Öğrendim. İyi. Bu avans. Geri kalanı Aysan'ın da alırız. Yarın sabah gel işe başla. Alo. Benim Mavi. Şey, akşama müsait misin? Konuşmam lazım. Ne oldu, bir şey mi var? Yok bir şey. Sadece konuşmam lazım. Ya konuşuruz da. Bugün biraz müsait değilim de, yarın konuşsak. Yarına kalmasın ya. Ne oldu kızım, yangın mı çıktı? O kadar ısrar ediyor. Sen yarım saate gel garaja konuşalım. Yok öyle değil. Yalnız konuşmamız lazım. Hamdi'nin yeri olur mu? Ne bileyim, akşam 6 gibi. Hamdi'nin yeri olur. İyi, eyvallah. Günaydın. Hayrola, erkencisin bugün. Ne zamandır beraber kahvaltı yapmamıştık. Ben de bugün erken kalkayım dedim. Nasıl? Güzel mi? Pazardan aldım. Ayvalık'tan gelmiş. Herhalde üçüncü falandır. Ne? Herhalde diyorum, 3 yılda 3. kez benden önce uyanıyorsun. Sen de her zaman bana hediye almıyorsun. Bırak da bu kadarını yapayım yani. Bizim gammazcı geldi. Bulaşma. Asıl bulaşık olan o. Ne oldu? Ne oldu? Hı? Her boku bilirim diyordun. Ne oldu? Öttün değil mi 2 dakikada? Hı? Oğlum senin bu yaptığını kargalar yapmaz be. Abi. Ne abisi be? Ne abisi? Maviyi gammazlarken abilerin aklına gelmiyordu ama değil mi? Cilet. Oğlum bu işler yürek ister, yürek. Anladın mı? Kafa ister, kafa. Ama sendeki ne bu, ne bu? Ne bu? Saksı. Olmaz, olmaz. Arsen. Arsen. Uğraşma artık. Senin işin değil o. Hem aksak onun hesabını görmüştür. Deme lan! Gördü mü? Senin bu halin ne lan? Dön bakayım. Kelayna dönmüşsün be. Aksak seni kelayna döndürmüş. Gitti oğlum karizma, gitti. Aç aç, hava alır aç. Ver şunu ya. Ne oldu? Ben bu saçları uzatmak için kaç yıl uğraştım diyordum, ne oldu?
tane versene. Buyur abi. Ne kadar? Telefonu çıkarmasan daha saatlerce beklerdik burada. Kusura bakma. İster misin? Olur. Koşuyor musun böyle hep? Evet. Neden? Bilmem, pek ihtiyacım varmış gibi gözükmüyor da. Güzellik için koşmuyorum zaten. İşim için koşuyorum. Ne iş yapıyorsun? Hız gerektiren bir iş yapıyorum. Tamam mı? Şimdi telefonumu alabilir miyim? Ha? Telefonum. Ha. Benim şimdi. Ha, seni bilinmeyen numaradan biri aradı. Sert bir sesi vardı. Ben çıkınca sinirlendi biraz. Abin falan olabilir. Yok. Beni arayan oldu mu? Bu kadar sohbet yeter bana. Fazla. Hoşça kal. Ha, ne tarafa gidiyorsun? Araban var, bırakabilir misin? Gerek yok. Otobüse atlarım ben şimdi. Sağ ol. Emin misin? Gidiyorum bak. Ben ama Levent tarafına gidiyorum. Tamam, yolun üstü. Atla. Daha hızlı gitmez mi bu? Gider de öndekilerin de gitmesi lazım. Yere yetişiyorsun galiba. Evet. Çocuğu okuldan almam lazım. Her gün sen mi alıyorsun? Servis falan yok mu? Yok servis mervis. Ben alıyorum. Çok sinir ya. Çıkmıştır şimdi okuldan. Koşsaydım daha çabuk giderdim. Canım, nasıl koşacaksın koca yokuş? Şimdi açılır. Şu ışıkları geçince açılır. Teşekkür ederim bıraktığın için. Güle güle. Tanıştığımıza memnun oldum. Ya bunu işte. Yatırayım mı seni? Ya. Huysuzluk ediyorsan
Etme. Humayda Hanım iyi bir kadına benziyor. Ona iyi davran. Gider ayak birinin daha belasını ahını alma. Olur, benim canım öyle yasın. Benim evim öyle olacak. Şu saçlarını da adam edemedin gitti. Biraz kestirseydin bari. Üf, uğraşamam ben. Boş ver. Ümit! Dolapta makarna var. Isıt onu, tamam mı? Nereye gidiyorsun? İşe mi gene? Yok, işe gitmiyorum. Ben çıktım. Hadi görüşürüz. Fındık, usu dur, tamam mı? Sen de. Görüşürüz. Hadi bye bye. Çocuklar, ben yukarıdayım. Bir şey olursa seslenin, olur mu? Mavi. Emin misin? İyice düşündün mü? İşi bırakacak mısın? Evet Fulya abla. Eminim. Daha fazla dayanamayacağım. Ama o adam senin peşini bırakmaz, biliyorsun. Bir şey yapamaz. Yapamaz dersin. Çıktım kurtuldum dersin. Bir anda çukurun içine çeker seni. Pavyondan ayrıldığım o son gece var ya. Buraya usturayı dayamışlardı. Hala izi var, gördün mü? Ben kararımı verdim. Gemileri yakacağım. Ne olursa olsun. Senin için hayırlısı neyse olsun. Bana şans dile. Oğlumu çiçeğe getir bak. Buyurun, kulakinize afiyet olsun. Satır mısın? Satır. Ben de kavuruyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç kalmadım değil mi? Yok yok. Eşarp çok yakışmış sana. Yok, içmeyeyim. İstemiyorum. İçmiyorsan ye o zaman. Sen içeriden yeni çıktın. Seni iyi beslememiz lazım ha. Yedim bile. Evden çıkmadan önce salata yedim. Salata? Yedim salatayı. Fazla ot yersen kafan da ot gibi olur. Bunların yanaklarını ye, en güzel yeri orası. Zihnini açar. Hadi bakalım. Biz daha öyle yeni projelerle uğraşıyoruz da. Süper olaylar yani. Eskiden böyle tek tek araba kaldırıyorduk ya. Şimdi 15-20 tane kaldıracağız. Durmuyoruz yani, kafa çalışıyor. Tabii bu polislerin de gözü üzerimizde ama biz de onların gözlerinin içine baka baka yapacağız. Nadir abi. Zeynep abla. Nereden çıktı Nadir abi? Ben bu işi bırakacağım. Nasıl yani? Sen büyüğümsün. Bana çok yardım ettin. Hakkını ödeyemem ama ben dayanamayacağım. Ne dayanamıyorsun? İşkence mi yapılıyor sana?
Yok, öyle değil. Sen duymayı sevmezsin ama böyle... Korktum. Kendi canımdan değil. Çocuklar, Ümit... O Hıyar abim bakamaz onlara. Sersefil olurlar. Ölürsem kurşunla öleyim de... Vicdan azabından ölmek istemiyorum. Yani... Sen şimdi... Ben kalksam iyi olacak. Çocuklar yatmaz şimdi beni görmeden. Buraya kadarmış. Hakkını helal et. Olur mu?